Ne haber Gacem? İyi, senden ne haber ya? İyiyim. Çok hayırlı bir İyiyim. işin toplandı. Çok hayırlı bir iş. Bir 37-38 formalık koleksiyonu şimdi bir inceleyelim hep birlikte. Yalnız ben baştan şunu söyleyeyim. Ben yani doğduğumdan beri Fenerbahçeliyim. Böyle bir koleksiyon görmedim arkadaşlar. Evet. Hani görünce ağzım açık kaldı yani. Ben de Gerçekten görmedim. çok şaşırtıcı. Gün yüzü görmemiş formalar şu anda bu çuvalın içinde duruyor. O zaman yavaştan bir başlayalım. Evet. Bu neydi lan? Şimdi çevirelim. Yandex. Bu Halley, bu Ali Koç'un geldikten sonraki zamanları yani 2018 herhalde, 19 falan değil mi? Ben şu formayı görünce aklıma Nani, Van Persie falan geliyor. Aynen. Onların giydiği formalarda. Evet, formamızı Yok lan. niye? Nine bundan daha önce diye biliyorum ben ama. Nani bilmiyorum, şimdi anlarız. İçinde yılı yazıyordu normalde. Bakalım. Olabilir de gerçi. Yani 17-18 falandır ya. Olabilir. Nedense Yandex Vitor deyince Pereira geliyor aklıma bunu görünce. gelmiyor. O zaman Nani değildir ben. Peki. Şu çok nadire bunu soktuğum, bunu sona soktuğum. Onun sonuna da bu çok bulunabilecek bir şey değil yani. Evet, bu neymiş? Ben bu formayı şöyle Bu orijinal basket forması mı lan? Orijinal basket forması Feneryum zamanı. Bu bizim baskette herhalde Aziz Yıldırım'ın yeni geldiği zamanların forması. Ama ben bunu hani tam olarak yılını bulamamıştım. Sanki Bu, peki 2012. Mesut Özil'in niye imzası var abi burada? Mesut Özil değil mi bu? Yok değil. Değil mi? Evet, ha bu arada imzalı bir forma. Şöyle bu formayı ben çok hatırlamıyorum ama 2012 falan olması lazım. Hatırlayan varsa yorumlara zaten yazabilir. Bu Alex'in giydiği bir forma evet, herhalde değil mi? Zırh formaydı. Bu forma evet, beğendiğim değişik formalardan biri. Bu yapısından ötürü zırh forma diye geçiyor. Zırh mı geçiyordu lan? Hmm. O forma mı? Evet. Bu önlerin falan da giydiği forma olabilir mi? Yok. Daha sonra sanki. Yok, o kadar, yani o dönemler zaten Avea ve Türk Telekom şeyleri. Lan bir insan hakkında önder gelir mi onun tövbe tövbe formayı görünce. Bakalım. Ama yani ben beğeniyordum. Benim aklıma Volkan geliyordu. Şunu görünce aklıma direkt Yasin Çakmak geldi mesela. Ulan. Hakikaten yok lan Yasin Çakmak diye herhalde. Yasin Çakmak. 3 yıldız var ama. Sov. Sov mu? Sov giydi bu formayı. Rize'ye attığı Röveşat'a golünde giydiği forma yoksa. Musa Sov yazıyormuş meğer zaten. Yok ama bu forma, bu da güzel bir formaydı. Güzelmiş. Güzel bir formaydı. Ama ben nedense içinde genelde yılları 2010 olabilir mi yazıyordu. Bu? Ha, dur bak. Bunun bulabildik. Tabi kopmadıysa. Normalde bazı işte hepsinde değil de yılı yazıyor. Ama bu da güzel bir formaydı. Yani şöyle tam çıkaramadım ben açıkçası yılını yani. Tutalım. Benim aklıma yine sol geldi. Sol'un giydiği forma. Bu da gölge formaydı. Şahin gözüm vardı şurada, ne vardı, bir şey mi vardı? Kanarya gözü yani. Böyle pek evet. Kanarya olmasın. De o arkasında bunun bir numara vardı galiba. 77 S. Ne? S. S ne lan? Bir S vermek istemiş. Evet. Gökhan Gönül'ün paralel evrende giydiği forma. Ama Caner falan giyiyordu bunu şimdi. Yine sol. Caner. Yok be. Tabii. Emin misin? Eminim. Şeyden eminim yani Caner. Gerçi evet, bu çok eski bir forma değil ya. Şimdi ha. İkinci geldiklerinde mi giydiler bunu acaba lan? Galiba ikinci geldiklerinde giydiler ama güzel bir forma, güzel bir parça. Evet, güzel bir forma. Gayet şey. Onu buraya koyamadım bunu burası. O yüzden artık yanına bir alabiliriz. Ha. Bu bir forma değil ama bizim Fenerium'un ürettiği ne deniyor işte? Niye herkes imzalamış lan? Cümle alem imzalamış mı? Çünkü bu topuk yaylasında 2014 yılında imzalatılmış. Bekir, Serdar, Mehmet Topal, Mehmet Topuz, Ertuğrul, Alper, İsmail Kartal, Emre hepsinin imzası var. 25.07.2014. Aa hakikaten bu arada gidip direkt almışlar. Kimse 57 numara hatırlamıyorum o dönem. Serdar falan olmuş. Bilik alınan yoksa. O vermiş bunu. Bu da koleksiyonumuzun
Şöyle bir parçası. Şöyle bir zoom. Evet. Şunu bir takdim edeyim. Şöyle ha, bu eski çok ha, yine Van Persie geldi yine aklıma. Evet. Bu çocuk tip şey forması. Bu da imzalı bir forma. Giuliano falan vardı yanılmıyorsam. Şu şöyle. Evet. 2019 olabilir mi ya? Ya bizim bir ara sponsorsuz kaldığımız bir dönem vardı. Ha, güzel formu değil mi? Sonra Atlas Jet mi ne bir şeyler sponsor olmuştu. Aynı dönem içerisinde farklı farklı sponsorlarla. Çocuk forması değil mi bu? Evet. Ama imzalı, güzel. Hemen yana alalım. Hmm, bu şey Emre'nin formasıydı sanırım. Bu da imzalı bir forma bu arada. Bu 2010-2011 olabilir mi? Emre'nin son. Yok, daha sonra aynı. Bu şeydi, kenarda bak böyle blue'lu. Evet. Son dönem olabilir, evet. Bu da bunu Emre vermiş. İmzalı zaten ama imzaları artık şey olmuş. Yıkamışlar mı? Yıkanmış yani falan. Artık yıkanmak lazım, giymemek de lazım aslında. Koleksiyon ürünü ama ya zamanla, yıllar geçtikçe, yıkadıkça. Ya da birinin kazara bir anası, ne bileyim, eşi olsun. Bak bu forma Roberto Carlos. Bu yani forma başka... niye böyle üzerine yazılar var deyip makine yapmış olabilir yani. Bence de. Bu forma çok güzel. Carlos bu. Evet, Roberto Carlos. Başak Şehir'le kimse... olimpiyat stadında yaptığımızda ikisi bir yendiğimiz maç geliyor aklıma. Yani bunu görünce aklıma Roberto Carlos'tan başkası gelmiyor nedense. Benim de Yasin Çakmak geliyor yine. Evet, Yasin Çakmak. Rapaic. Oo. Bu dönem. Hakikaten ha. Antep'i 3-0'dan 4-3 yendiğimiz maçın maçta şeyin giydiği forma bu. Bu forma kör olmuş. Luciano'nun giydiği forma. Luciano'dan evveli bu ya. Öncesi de mi? Tabii bu yani şey 2 yıldız zamanı zaten. Rapaic, Mapaic onların giydiği. Mustafa Denizli mi vardı o zaman yani? Evet, öyle hatırlıyorum. Mustafa Denizli'de Faceaxe'liydi tezahürü o zaman başladı. Ya bu gerçek şey bir forması, ne derler? Cem Karaca vardı, futbolcu. O ne lan? Ya sağ bekti ya sol bekti, onun maç forması bu ama... Harbi mi? Evet. Ben Cem Karaca hatırlamıyorum da. Maç forması. Evet. Olabilir maç forması, evet doğru. Cem Karaca 16 numara mı giymiş o zaman? 16'ydı. Onun da aslında genç de değiliz yani. Nasıl hatırlamıyorum ben bunları? Şarkılarıyla yani falan da dillere şey olmuştu. Evet, etiketi falan. Tabii bu maç formalarında biraz da daha farklı oluyor. Şu anda yani hani nasıl diyeyim? Bir şey yaptırsam bulamazsın yani şu formayı herhangi yani bir yerde. Yani aramazsın herhalde. Yani yani Cem yoktur yani herhalde. Cem Karaca'da yoktur bu forma. Cem Karaca sorsam bile hatırlamıyordur mesela böyle bir forma olduğunu. Ya bak bu yeni forma ama bunu evet. Bu ne lan? Ha. Şey formalar. Bir dakika bu da şey. Bunu Emre... kulüpten yolladılar. Dijital imzalı falan da üretiyorlar bazen. Ha, çakma da yapıyorlar. Evet. Ama bu çakma değil galiba. Yok değil. Zaten bak arkadaki baskısı bilmem nesi. Şöyle çevirelim. Evet. Ya bu da Ali Koç'un olduğu sene ya. Yeni ya bu. Aynen. Mert Hakan geliyor aklıma. Aynen. He for she zaten. Bu Ali Koç'un işi. Evet. Bizim başkanımız sever böyle şeyleri. Başkanımız. Ali Koç mu? Yolda çevir. Yolda çevirip are you hero, he for she mi diye soruyorduk yani birbirimize böyle sürekli. Öyle destek veriyorduk. Aa bak bu da... Bu da... Güzel formalardan. Yazıyor yani zaten burada bakayım. 2000... 2000 yok mu? Yedi, aynen 2007. Bu 100. yıl değil mi işte? 100. yılın diğer şey çubuklu forması mı lan? 100. yılın çubuklu forması yani şampiyon olduğumuz senenin ne var? Mevbeden şöyle bir kaldıralım Rıdvan'cığım. 77 bir takıntısı var bu arada. 77 sevenler şöyle çevirelim. Şey güzel ama bu Kola Turka diyor mesela, hey yavrum ben. Evet, 2006-2007 ya. 2007, 100. yıl forması. Şimdi, ya bu bir forma değil ama olsun. Yani bu da, şimdi arasan bulamazsın. Şöyle. Bu Fener Yun direkt kendi orijinal şey yani. Ya antrenmanda bilmem ne de giyiliyordu. Şu anda mesela Puma'nın antrenman ürünleri var ya, onun Fener Yun için olanını düşün yani. Evet.
Müzik dansız. Güzeldi aslında ya. Fenerbahçe'nin üretimi. Direkt has Fenerbahçe ürünü ya. Aa, bu işte bu da bir sporcu, futbolcu forması. Bu ne lan? Zaten üzerindeki çamuru bile duruyor. Benim aklıma yine sol geldi biraz. Ne var? Topuz geldi bir aklıma görünce. İmzası da var zaten şu. Kangallarından imzası varmış burada. Ulan Sezer Öztürk mü lan bu? Öyle bir adam mıydı değil mi bizde? Sezer vardı. Sonra kimlerin var? Serdar falan da vardı. Serdar. Mehmet Topuz'un kirlettiği bir forma olabilir mi bu? Sadece kirletmiş ama. Forma dururken toz atmışız yani. Şöyle bunu da kalk. Şey yapalım. Formalar evet bu. Biraz daha geçmişe ha. Gittikçe daha da heyecanlanacaksınız. Ulan bu da aklıma gölge forma gibi geliyor ama. Lan bu. Kanarya vardı, gölge vardı. Bir şeydi, uzaktan bakınca mı değişik gözüküyordu? Neydi? Bu o forma değil mi ya? İşte taraftarlar falan var şeydi. Değil mi? Aynen bak artıklar falan var içinde. Bu da yine Ali Koç zamanı bu ya. Yok lan. Evet, Ali Koç şeydi burada yani yönetim kurulundaydı da. Öyle mi? Haber lan doğru. Çünkü Türk Telekom sponsorluğunda hiçbir zaman sanki Ali Koç başkan olmadı. Güzel ama şey arması falan güzelmiş. Evet. Güzel böyle bir arası. Bundan iki tane var. Ne? Bu da bizim düz yine Musa. Bu yakası çok hoşuma gidiyor benim formanın ya. Ama yani düğmeli bir şeyin spor yaparken, yani maç yaparken benim rahatsız. Yani maç yaparken bence. Değil de normalde giyerim ben böyle formaları. Düğünlere falan. Yakası şöyle olan formalara bayılıyorum. Yani. Şeyden ziyade, forma yakasından ziyade. Evet. Böyle olunca daha çok hoşuma gidiyor. Güzel ama arma falan. Giyip ancan diyor diye, sivil hayatta da giyebileceğiniz falan. Sanki askerlik yapıyor ama. Sivil hayatta. Yine Van Persie geldi benim aklıma. Yok lan lan. O zaman sor. Bak yaka seviyorum. Kravat da takabilirsin. Aa, Van Persie olabilir mi ya? Evet evet. Nani. Ha. İşte Yandex zamanı Nani, Van Persie falan. Hatta ay, şey diyordu ya. Müthiş bir tıkla yer. Bilmem kim gelsin falan diye reklamlar vardı o zaman. Tıkladık geldi mi? Geldi. Şey geldi. Şey şu gelmiş. Tıkla Robben gelsinler şey şu geldi. Bu da böyle. E tabi yıllar geçtikçe bunlar iyi korunmazsa işte logosu vesaire. Ama şey olarak çok güzel. Doku olarak tam böyle nefes aldığı bir forma yani. Şimdiki evet. İler gibi şey değil. Puma'dan sonra bizim formalar biraz boğuyor insanı. Yani maalesef. Çok nefes almıyor Puma'nın şeyi. Ha bak. Malzemeyi. Bu da sonunda bir yıl şeyi bulabildik. 2014-2015 sanırım. Bu da antrenmanda giyiliyordu. Şey şunun dokusu falan çok güzel logonun. Ben bunu arada giyiyordum. Atmamış yani rengi falan. Yok yok böyle yapmıştım. Ama rengi böyle. Çok güzel lan. Ben bunu arada giyiyordum. Ulan bu Adidas güzel forma yapıyormuş aslında. Biz boşa mı küfrettik lan bunları? O yıllarca. Yani evet. Adidas bence fena. Ben Puma'yı da seviyorum da eski formalar da gayet iyiymiş yani. Heh, bu forma da. Bu. Şurada. İşte bu Önder Turan'ın forması lan. Yok lan. Önder Turacı zaten. Turan da değil. Turacı mıydı? Ha. Bu Şampiyonlar Ligi'nde falan giydiğimiz formalardan sanki. O zamanların. Yine Alex falan. Bak burada da bir şeyler var. Küçük detaylar da var. Burada yıl kopmadıysa yıl bilgisi oluyordu aslında. Ama yok bunda da bulamadık. Bakayım şu beyaza bak. Son söz ha yaşa Fenerbahçe falan. Güzel forma ama. Evet. Şey malzeme olarak kaliteli yani. Güzel ben bu da sevdiğim formalardan. Ama oyuncu olarak hatırlayamadım ben kimseyi bunu yani. Valla güzel aslında yani, siyah. Yıllardır ben böyle bir siyah forma bekliyorum aslında. Siyah da yakın yani güzelmiş. Ama çok şey ya ne bileyim yani. Şu kadar sarı olsaymış aslında böyle. Fosforlu. Fosforlu değil zaten sarı olsaymış iyiymiş lan. Bakalım ne çıkacak şimdi. Bizde bir siyah forma kıtlığı var abi. Siyah forma çıkmıyor bize böyle. Ha bak bu da. Kruze mi? Yok. Ya evet Mesut. Max Kruse'nin poşet oynarken giydiği. Bunda da bayağı imza var bir üstünde. Tabi koyu renkli atıldığı için çok büyük olmuyor. 88 mi lan şu Caner imzası mı? 98 mi? 98. Kim lan 98? Benim aklıma Kruse geliyor bunu görünce ya. Ben Mesut bun. Mesut olabilir mi? Mesut'un giydiği forma biraz daha böyle şeyliydi yani böyle. Geçişi böyle şeydi, nokta noktaydı böyle geçişleri. O zaman bir sonraki dönem
Batman formasını mı giydi? Evet, Max Kruse geldi. Joker sevdalısı Max Kruse'nin giydiği formalardan biri oldu. Ama evet, ya imzaları çıkıyor. Bir imzalamış, 98 numara. Var var, bak imzalamış. Şunu bak. Aa, aşağılarda falan da bir sürü var. Var da koyu renk kalemle atıldığı için. Evet, yani insan bari sarısını imzalar oğlum. Niye gitmez? Koyu renk siyah, imzalar. Şimdi beyaz kalemler var. Evet, bu forma da çift taraflıydı. Ama bu tek taraflısı. Çuval gibi. Biraz bombiş, evet. Bu da bizim 100. yıl formalarından biriydi zaten. Değil mi? Tabii Alex. Ama Alex'in ne zaman? 20 numara olduğu zaman. Tuncay onu giyiyordu galiba. Sonra tabii Alex'e forma devredildi. Böyle. Çok rahat ve çuval gibi. Transparan bir forma. Yani iç gösteren bir forma. Yani özel günlerinizde içine bir çamaşırla birlikte giyerseniz. Evet, mutlaka. Sorun olmaz. İçine bir crop giymeniz lazım. Aa, bak bu da güzel bir forma. Bu da çok nadide bir parçalardan. Bu da Revo'nun giydiği olabilir mi? O zaman Ortega geliyor. Ortega giydi değil mi? Doğru. Ama yani Ortega geliyor da Ortega giydiğini bilmiyorum. 2002 falan mı acaba? 2001. 2000... Evet, 2000, 2002, 2003 falan gibi bir şey olması lazım. Yalnız orada. Şey lan, güzel yani, kaliteli ama. Evet, kumaşı biraz fazla kalın geldi bana ama... Ya, kalın da şey olarak, spor için kalın ama kaliteli yani. Evet. Yani bence güzel. Yani şunu giyip mesela maça gittiğini düşünsene, adamlar tip tip bakıyor, oğlum nereden buldun sen? İşte asıl... Manyak mısın lan sen adamı ya? En son, ha bak, palamut formu. Kıyar formu değil mi? Kıyar. Dalga geçilen. Aslında kötü bir forma değil ama. Bu ne maydanoz formaydı. Kaç sene? Bu da mı Nani'nin geldiği sene mi? Seneydi yoksa adam? Ben yine Sova diyorum. Seni her şey Sova söyledi sana. Ya bu şey Diego falan vardı yanılmıyorsam bu forma zamanında. Değil mi? O zamanlar yani. Çok eski değil. Değişik bir forma. Ya eski değil dedi yine nereden baksan. O eski neredeyse 10 sene oldu ya. Allah kahretmesin be. Ama şimdi yine imzalı formalardan. İnternette bunu yani benzerlerini böyle çok acayip rakamlara satmaya çalışıyorlar. Bu da imzalı mı? Evet. Ya bir bu da şampiyonluk zamanı yanılmıyor. Ya 2007 ya 2008, 2008 olabilir. 2014 15 olmasın? Olmasın. Ama Alex dahil herkesin imzası var neredeyse. Burada. Yıkanmamış değil mi? Kazan sonucu. Yok. Yani fazla yıkanmamış. Ya bir de şeyi anlamıyorum. İmzalatıyorlar. Sonra yıkıyorlar. Arkada da birinin imzası kaynamış ama. Arka imza bir şey. Evet. Çevirinin arkasında. Giuliano mı yoksa? Yok ya. Giuliano ne? Alex falan yok, var şu formada. Bekir Yütegün var mesela. Oradan yola çıkalım. Bekir, ha bak Volkan'ın imzası var. Ya bir de öyle imzalar atmışlar ki. Oha çüş. Ne? Ne yazmış bu dedi? Serdar şu kadar imza atmış. Bir... Serdar Aziz mi lan bu? Şey kesim alırdı ya. Yoktu. Serdar Aziz yoktu ya bu dönem. Ne bileyim çok eski bir gelmedi bana bu ya. Eski eski. Dur bakayım belki bir ipucu yakalarız. Gerçi Alex diyorsun lan. Yani. Bakayım yakalayacak mıyım? Neyse bilen yazsın işte. Ben bunları not almıştım hepsini de. Bak yine o dönemlere ait. Bu yaka benim, aynı. Ama bu senin benim, şahsi formu. Evet. Maçlarda da çok giydiğini gördüğüm. Biraz da en sevdiğim formalardan bir tanesi olmuş. Yine bu devam zamanı şampiyonluklarımız yanılmıyorsam. Dahi devam vardı o zaman. Dahi devam keşke yine olsa. Şu şapkadan tavşan mı çıkarıyordun? Tavşan olsun. Farklı şey. Niye dahil alınıyordu mesela? Çok güzel değişiklikler yapıyordu. Yaptığı değişikliklerle fark mı koyuyordu ortaya? Koyuyordu. Şimdi maç değişiklik oluyor, maç gidiyor. Futbolcudan da anlıyordu böyle adam. İyi adamdı daha. Demişti ya Stoç iyi futbolcu ama C sınıfı futbolcu demişti. Demin adamı dinç etmişlerdi o zaman. Yani... Nereye geldi lan Stoç? Nerede? Bak adam doğru çıktı yine. Bu Van Hooydonk falan geliyor aklıma ama Van Hooydonk hem bu bizim yıldızlı bir forma vardı. O zaman gelmişti. Yine bizim yıldız muhabbetimiz vardı. Hazırlığında demiş ki formanın her yerine yıldızı ben koyarım. Şurada 2003-2004 yazıyor ama 2005 olabilir mi lan bu? Olamaz. Peki.
Ulan böyle az reklamlı formaları seviyorum ben yani. Şu aslında AVE'ye dolmayacak. Sen şimdi Brezilya Ligi'ndeki formalara bak. O sakız cikletten çıkan şeyleri yapıştırmışlar gibi değil mi üzerleri? Her yerinde bir şey var. Ha, bu Şener'in kendi forması bu arada. Ha evet o aynı. Direkt kendi giydiği forma. Nah bulursunuz. Öyle söyleyeyim yani. Şener'de yoktur bu forma. Giydiğin kaç tane forma var diye sorsan. Bak zaten en başa da kendi imzasını attı Şener Öztürk. Şu Özbay 20 yani. Kimdi? Özel Hurmancı. Özel miydi? Özel Hurmancı. Kayıt falan vardı ama bu. Bu dönem olsa gerek. Hurmancı yine... diyorduk herif ama Gökhan. O Gökhan da mı vardı? Gökhan. Neyse bilenler bizi aydınlatır. Bu da çevirelim şöyle. Çevirir misiniz bence bu arka tarafını? Şener maçta giydiği, 8 gol attığı. Bu işte bu Kuruzen'in olduğu zamanlar değil mi lan bu? Ya bu yakın bir tarih. Yine yani şey olarak çok kaliteli hakikaten maç forması oldu belli yani öyle şeyler satılanlar gibi değil yani. Hani böyle anlıyorsun adam. Adamızdaki forma evet. Başka yani. Bizim aldığımız formalar orijinal de olsa onlar gibi olmuyor. Tabii kumaş farkı. Edince falan anlıyorsun zaten. Birçok şey farkı var. Yumuş et. Sıradaki formamız. Bak sol diye boşuna demiyoruz. İşte Musa Sol. Season. Tabii şey gitmiş biraz. Şampiyonluğu kanırta kanırta aldığımız bir sene nerede ertesinde. Bu da çok sade bir forma. Yani bana aklıma yine sol getiriyor. Göründüğü gibi sol var. Siyahi futbolculardan mı hoşlanıyorsun genelde? Bizim. Evet. Eski şey diyorlar. Fener şeyi sever falan. Fener evet. Bence ya gayet güzel. Yo ben her zaman Afrikalı siyahi futbolcularımızdan çok şey alıyorum yani. Keyif alıyorum. Apia geliyor. Tabii. En başta. Ve tutuyor bu adamlar bizde. Hiç tutmayan siyahi futbolcu. Ayakta duramıyordu. Ya yani var bir sürü var. Arenada bize maç kazandırdı. Stoğuş'un önüne topu açtı, gol attık ve... Ayakta kaldığı tek maç herhalde. Ha, tek pozisyon olabilir belki. Bu da yine eski bir formda, Telekom. Eski mi o kadar lan bu? Eski, eski. Bu da eski. Ya yeni... Yani en az... Şu mesela burada Ari, AVE'ye yazıyor ya, bunun Ari'ye yazanı var mesela. Birazdan çıkar piyasa. Değil mi? Var mı değil mi? Var. Ayıya yazıyor, göremezsin yani. Bunun arkasında zaten bir ülker şeyi, bir de ha, Fenerbahçe kabartmalı armaları falan vardı. Ha, şurada arkasında. Evet, arma var, kabartmalı böyle şey değil. İşlemişler yani. Evet. Baskı değil. Şimdi bu galiba taklit bir formaydı ama... Keşke bu da 2007, ha bizim yine şampiyonluk şeyinin... 2008... 2007 ya. 2007 mi? Yani öyle biliyorum. Aynen. Yine bilen bizi aydınlatır. Eskiden de güzel yazıyormuş burada. Okusun. Ama o şampiyonluk falan diye biraz yazıyordu. Şimdi şey başkanımız veriyor. Formaları sattığı için maçtaki giyilen formaları açık arttırma usulü satılıyor. Biliyor musun sen bunu? Evet. Hala satılıyor. Her maç sonrasında satılıyor. Evet. Adam buraya şeyine kadar yazıyor yani. Maç zaten kadar yazacak utanmasa. Başkanımız şey para konusunda çok şeydir yani. Uzman bir... Dimak. Bu da iyi adamdı ama çok şanslı. Mateo Kezman herkesin aklında Sevilla maçıyla mı aklında be kardeşim? Ben seviyorum ya adam böyle biraz duygusal bir adam. Kezman sağ attı falan diye. Yine kayıt geldi bak aklıma nedense şu forma kaydı getirdi. Çok mücadele ediyor. Mister Dura sen diyorlardı onu. Aynen. Pili bitmiyordu adam. Yani bu kadar yeteneği sınırlı olup da bu kadar katkı veren bir adam herhalde Fenerbahçe'de ben görmedim. İşte bir tek Fenerbahçe değil oynadığı bütün takımda. Adam zaten Liverpool'da da o şekilde iş yaptı o yıllarca. Yani. Keşke gelse böyle teknik heyete falan. İşte bir ara getiriyorduk. Şimdi ne Vebo Başakşehir'de. Bizim eskiler yine sağda solda Selçuk falan da. Pierre Vebo mu? Vebo da işte her şeydi ya. Paris Saint Germain'le maç yaptılar. Irkçılık yaptılar. Ya bu deminki formada yakasını açtım. İki tane var sende burada. Evet. İnsan bir tanesini verir lan. Verme. Ben değilsem bunu araklamaz mıydım bu zamana kadar? Sana bu şey gibi olur yani. Ne gibi? Yapışır üzerine. Yapışır mı? Yani evet buna bak. Çok güzel olur ya ben bence. Hastayım oğlum. Yine dijital baskılı. Bu neydi lan? Yeni formalardan yine pokercinin. Vaa pokercinin giydiği forma puma diyor baksana da. Mesut Özil falan neyse bu imzalar belli Allah. Dijital baskılı mı? Ha. Güzel. Öyle bir şeyler de yaptılar da, ne yaptılar bilmiyorum.
Ya yani satar tabii, ne yapar? Mesut Özil'in giydiği nadir pomarlı. Evet. Değişik bir forma yani. Şimdi bayağı kas yapmış Mesut Özil. Evet. Body görmüş. Ha, bak. Fortnite ve body. Başka bir şey yok. Bir de cumadan cumaya namaz. Biraz daha yukarı kaldırırsan. Bu benim de adımın isim babası olan Rıdvan Dilmen'in değil ama değil de yani Rıdvan yazıyor kardeşim. Yazıyor mu yazıyor. Adam biz Rıdvan Dilmen diyelim. Böyle izliyormuş yani. Benim adım bu yüzden Rıdvan. Evet. Ama şey güzel böyle parlaklığı falan. Parmak sevenler için güzel bir form. Telsin yazıyor yani işte düşünüyor ne kadar eski. Şimdinin Vodafone'u. İki yıldız. Hey gidiyor ya. Bu forma... Babam bunu evet. Görse herhalde şey yapar, kendinden geçer. Senin baban da evet kendinden geçmeleriyle... Benim babam evet divan kurulu üyesi. Kendinden biraz şey yapıyor yani divan kurulu konuşmalarında falan kendinden geçiyor biraz. Tanıyorsunuzdur belki. Murat Aksoy. Bu da bayağı eski. Ya şimdi yeniden falan yapıyorlar. Emlak Bankası lan yuh! Bunların bir ara Feneryum falan da sattı. Bu oğlum, eski. Oğlum Alman büyüklüğüne bak. Dikiş, baskı falan yani değil. Yani arasanız bunu nah bulursunuz öyle söyleyeyim. Şimdi bir açılışı yapalım Ozer Rıdvan'cığım. O en son parçamızdı. Zaten formalar su gibi aktı geçti kaç tane. Şimdi adamın biri. Var aslında çok. Paketi açılmamış. Feneryum'dan almış zamanında iki yıldızlı bir forma. Hatta başkanımız Aziz Yıldırım'ın o zaman teşekkür şeyi var. Teşekkür yazısı var. Diyor ki Fenerbahçe lisanslı bu ürününü alarak kulübümüze yapmış olduğunuz destekten dolayı teşekkür ederim Aziz Yıldırım. İmzası da. Yani forma aldığınızda o zaman böyle teşekkür ediyoruz size başkan. Başkanımız bakalım. Açılışı daha yeni yaptık. Evet. Etiketi üzerinde. Her şey üzerinde yani. Ulan nasıl bir şeydir ya. Helal olsun valla saklayalım. Evet. Bize de almak düştü. Burada işte hologramıdır bilmem nesi. O zaman kaç tane Feneryum varsa 2003'ün deplasman formasıymış. Yani işte burada Feneryumların adresleri falan var. Belçika, Brüksel vesaire. 3-5 tane füresi olduğu için o zamanlar. Evet. Herhalde. Yani bir tane kağıda sığıyormuş. 2000 mi lan bu? Ne zaman acaba? Yazıyor. 2003 forma. Şurada bak ürün kodu vesaire var. Direkt barkodu duruyor aynı. Ama güzel yani şey gibi tam deplasman formasıymış bu. Galeriyada bilmem nerede Adana'da varmış. Ankara, Adana. Başka yerde yok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane Feneryum varmış o zaman. Bir tanesi de Brüksel'de. Sonra Abdullah Kiyalı gelerek Feneryum şubeyi şahlandırdı. Yani keşke yine biraz daha o taraflara ağırlık barseler de. Ne güzel ürünler çıkıyormuş. Evet. Baksana. Cildop gibi nasıl satayım. İşte biraz vizyon farklı yerlere de kaymalı. Sonuçta taraftar ürün de satın alıyor. Ben Fener'ime girince kendinden geçiyorum ama bu arada çok pahalandı ya. Bir tane formayı 2000 liraya bana satıyorlar. Yani ucuz bir şey kalmadı artık. Yeni bir şey çıkmış bu. Filmden ötürü ürünler falan çıktı ya. Hmm. Trikolar vesaire. Çok güzel ama yani ne bileyim abi alır ya. Bir daha çıkmaz zaten öyle bir şey ya. Yani. Yani öyle. Bir ara işte. Şey çıktı ya bu düz çubuklular, efsane çubuklu diye Lefter'in gittiği evet. Formalardan. Onları almıştım ben. Kayboldu gitti lan forma. Bir daha çıkmıyor yani hakikaten arkadaşlar. İşte böyle bir kere çıkınca alın yani acımayın çünkü bir daha olmuyor o forma bulamıyorsun öyle bir şeyi. Mesela ben şu an çok pişman oldum kaybettim. Evet. Formalarımızı geri koyalım o zaman. Bence de katladım. Güzelce yine geri koy. Ben de katlamayı tek beceremem ama deneyelim. Yani eğer siz de biliyorsanız bunların yıllarını veya sizin için akılda kalıcı bir futbolcu vesaire varsa o döneme ait en azından bir yorumlara atarsanız seviniriz. Biz de hatırlamış oluruz. Yani nereden baksanız 30 tane. Sen peki tane mesela bakınca hala forma mesela abi ben de yok deyip aldın oluyor mu mesela? Oluyor. Şimdi buna geri koyalım, tazeleyelim burayı. Aynen. Şuraya versene. Tabii. Ne yapayım oğlum burada? Oluyor çünkü yani bir yerden sonra hastalık gibi bir şey bu. Ya daha fazlası olsun işte aa bu da yok, şu da yok. Sonu yok tabii bunun yani. 100 yılı aşkın süredir forması olan bir takımdan bahsediyoruz ve
yani sezonlara bakarsak bir 20 sezonluk forma vardır burada. Ama çok daha fazlası var. Çok daha fazlası olsun isterim. Tabii bütçe meselesi. Yani buna ayırdığınız zaman para çok önemli. Tabii bulmak da kolay değil şimdi bazı şeyleri. Bulduğunuzda da çok pahalı olabiliyor. Bekliyorsunuz. Beklerken çat diye başkası alıyor. Yani varsa böyle tutkularınız ucuza. Senin deprem zamanında şu kadar bağış yaparsanız size bağışlayacağım diye verdiğin formalar da var değil mi zamanında? Evet, onları da verdim. O şekillere bir sürü hayır dokundu yani. Hem Fenerbahçe'nin hem Cem Mustafa'ya vesileyle. Evet, birkaç tane vermiş yani imzalı. Dekontu mesela atıyorlardı. Ben şu kadar destek yaptım diye depremzedelere. Cem de formayı bedavaya veriyordu yani. Öyle bir evet. Koca yürekli bir arkadaşımız var yani. O dönem öyle kendisi bir şey. Kendisi de kocamandı. Evet. Cissem ne doğru hatırladı. Ha, şey. O da imzalı. Bunu gösterdik mi ya? Gösterdik. Ha, tamam. Yine imzalı formalar. Küçük Buran forması. Bizi izliyorsan şimdi kaç yaşında oldun Allah bilir. Bakayım. Eşek sıpası senin. Herhalde 18 falan olmuştur ya. Küçük Burak büyümüştür artık. Bir de Küçük Buran sormak lazım büyüdüm mü diye. Evet. O zaman... Bu kadar.